Karşınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devrimci, mareşal, yazar ve başöğretmen. Osmanlı Devleti'nin çöküşünün ardından ülke topraklarını işgal eden düşman kuvvetlerini kovarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve 20. yüzyılın en önemli siyasi liderlerinden biri olarak kabul edilen Atatürk'ü gelin birlikte inceleyelim. Mustafa, 4 Ocak 1881 tarihinde günümüzdeki Yunanistan sınırlarında kalan Selanik şehrinde katiplik ve gümrük memurluğu yapan Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Öğrenciliğinin ilk yıllarında bir süre mahalle mektebine giden Mustafa, daha sonra modern usullere göre eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu'na yazıldı. Babasının ölümünden sonra annesiyle birlikte bir süre dayısının çiftliğinde çalıştı, ardından tekrar Selanik'teki teyzesinin yanına döndü. Kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini daha çocuk yaştayken idrak eden Mustafa, 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazıldı. Severek girdiği askeri rüştiyede derslerine büyük bir azim ve şevkle çalışmaya başlarken, özellikle matematik dersine büyük ilgi gösteriyor ve sınıf düzeyinin üzerinde olan problemleri çözmeye çalışıyordu. Bunun farkına varan matematik öğretmeni bu üstün yetenekli öğrencisine mükemmellik ve olgunluk anlamına gelen Kemal ismini verdi. Mustafa ismiyle girdiği Selanik Askeri Rüştiyesi'nden 1895 yılında Mustafa Kemal adıyla mezun oldu. Mustafa Kemal bu dönemde Kuleli Askeri İdadesi'ne girmeyi düşünse de Selanikli Subay Hasan Bey'in verdiği tavsiyeye uyarak Manastır Askeri İdadesi'ne kaydoldu. Burada 1896-1899 yılları arasında eğitim gördü. 1897 yılında başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı'na gönüllü olarak katılmak isteyen Mustafa Kemal, henüz 16 yaşında olması nedeniyle ve daha öğrenci sayıldığından bu isteği geri çevrildi. Okulundan ikincilikle mezun olan Mustafa Kemal daha sonra Harbiye Mektebi'ne devam ederek 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra monarşi karşıtı faaliyetleri nedeniyle polis tarafından tutuklanırken, birkaç ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılarak Şam merkezli 5. Ordu'ya Kurmay Yüzbaşı olarak atandı. Ancak burada da monarşiye olan olumsuz düşüncelerinden vazgeçmediği Vatan ve Hürriyet adlı küçük gizli bir devrimci topluluğa katıldı. 20 Haziran 1907 tarihinde kıdemli yüzbaşı rütbesine terfi etti ve 13 Ekim 1907'de Manastır'daki 3. Ordu karargahına atandı. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne 322 üye numarasıyla katıldı ve Temmuz 1908'de Sultan II. Abdülhamit'ten iktidarı devralan Jön Türkler devriminde rol oynadı. Bir süre sonra İttihat ve Terakki liderleriyle fikir ayrılığı yaşayan Mustafa Kemal, 1908 yılının sonlarına doğru bir aşiret isyanını bastırmak bahanesiyle Trablusgarp vilayetine gönderildi. Ocak 1909'da tekrar İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, kısa bir süre sonra İstanbul'da yaşanan 31 Mart vakasının bastırılmasında etkin rol oynadı. 1911 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp vilayetinde İtalyanlara karşı savaşmak için gönüllü olarak Derna ve Tobruk yakınlarındaki cephelerde görev yaptı. İtalyan ordusu 150 bin kişilik bir güce sahipken Osmanlı ordusu 20 bin Bedevi ve 8 bin Türk'ten oluşmaktaydı. Ayrıca Osmanlı vilayetleri olan Mısır ve Sudan'ı kontrol eden İngiltere, ilave Osmanlı birliklerinin Mısır üzerinden Libya'ya ulaşmasına izin vermedi. Tüm bu zorluklara rağmen Mustafa Kemal az sayıdaki kuvvetleriyle birçok savaşta İtalyanlara karşı üstün gelse de nihayetinde Trablusgarp'ın düşmesine engel olamadı. Trablusgarp'ın ardından 1 Aralık 1912 tarihinde Gelibolu'ya görevlendirildi ve 1. Balkan Savaşı'nda Trakya kıyısındaki Bolayır'a yapılan çıkarmada yer aldı. 1913'te tüm Balkan devletlerine Osmanlı askeri ateşesi olarak atandı ve 1 Mart 1914'te yarbay rütbesine terfi ettirildi. 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması üzerine yarbay Mustafa Kemal, Harbiye Nazırlığı'na başvurarak cephede görev almak istediğini iletti. Bu vesile ile önce Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'nda, ardından Çanakkale Savaşı'nın patlak vermesiyle de Gelibolu'da görev aldı. Mustafa Kemal'in bir subay olarak sahip olduğu mesleki bilgi, tecrübe ve askeri liderlik özellikleri sayesinde düşmanın ne zaman ne yapacağı konusundaki öngörüleri Çanakkale Savaşı'nın sonucunu belirlemede çok büyük önem taşıdı. Özellikle Anafartalar zaferinden sonra kamuoyu tarafından da tanınan bir isim olan Mustafa Kemal, halkın sevgisini kazandı ve Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlandı. Çanakkale Savaşları'ndan sonra 15 Mart 1916'da Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılan Albay Mustafa Kemal, 1 Nisan 1916'da tüm generalliğe terfi ettirildi.
Ordusuyla birlikte Doğu cephesinde Rus saldırılarını durdurmayı başaran Mustafa Kemal Paşa, Ağustos 1916'da Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçerek 7 Ağustos'ta Muş'u ve 8 Ağustos'ta Bitlis'i düşman işgalinden kurtardı. Doğu cephesinde yenilgi yüzü görmeyen Mustafa Kemal Paşa, aynı başarıyı Filistin cephesinde gösteremedi ve 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar kilise çekilerek burada müdafaa hattı kurmak zorunda kaldı. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması sonunda İtilaf Devletleri anlaşma hükümlerine aykırı olarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerini işgal etmeye başladı. 30 Nisan 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı askeri birliklerinden geriye kalanları düzenlemek için 9. Ordu Müfettişliğine atandı. Bölgenin huzur ve asayişini sağlamak maksadıyla resmi bir görevle 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket etti ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Samsun'da kısa bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Havza'ya geçerek çeşitli toplantılar düzenledi. Bu toplantılar neticesinde 11 Haziran'da Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, milli mücadelenin gerçek anlamda başlangıcı sayılabilecek Amasya Genelgesi'ni 22 Haziran 1919 tarihinde yayınladı. 3 Temmuz 1919'da Sivas üzerinden Erzurum'a geldi ve burada kaldığı süre içinde Doğu illerinin ileri gelen kişileri ile görüşmelerde bulunarak milli mücadele fikrini yaymaya çalıştı. Burada İstanbul hükümeti ile resmi bağlarını koparan Mustafa Kemal Paşa, 9 Temmuz 1919 gecesi 1894 yılından beri mensubu olduğu askerlik mesleğinden istifa etti. Erzurum Kongresi'nden sonra 4-11 Eylül günleri arasında Sivas Kongresi toplandı. İşte bu kongre, yeni Türk Devleti'nin doğuşu sürecinde önemli bir aşamayı teşkil etmekteydi. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, burada yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 23 Nisan 1920 tarihinde milli iradeyi egemen kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti Doğu Anadolu'da Ermenilere, Güneydoğu Anadolu'da İngiliz ve Fransızlara, Akdeniz bölgesinde İtalyanlara, Batı Anadolu'da ise Yunanlara karşı mücadele verdi. Bu mücadeleler sırasında Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Ağustos 1921'de başkomutan olarak Türk ordusunun başına geçmek üzere görevlendirildi. Sakarya Meydan Muharebesini başkomutan olarak sevk ve idare eden Mustafa Kemal'e, kazanılan zaferin ardından 19 Eylül 1921'de Mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildi. Büyük taarruz ve başkomutan meydan muharebesi sonucunda Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ererken, düşman kuvvetleri ile barış görüşmelerine başlandı. Aylarca sürecek olan Lozan Barış Konferansı 20 Kasım 1922 günü toplanırken, zaman zaman çok çetinleşen bu görüşmelerde Büyük Millet Meclisi hükümetini İsmet Paşa temsil etti. Nihayet 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması ile Anadolu'da tüm dünyanın kabul edeceği yeni bir Türk Devleti şekillenmeye başladı. Anlaşmanın ardından milli sınırlarımız çiziliyor, ekonomik alanda Osmanlı Devleti'nden kalma eski pürüzler temizlenerek kapitülasyonlar kaldırılıyordu. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türk Devleti'nin başkenti olurken, artık mevcut yönetimin isminin de açıkça ifadesi ve ilanı gerekiyordu. Nihayetinde 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı tüm dünyaya duyuruldu. Bu sonucu takiben Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen bu büyük siyasi inkılabın yanı sıra devlet örgütü ve toplum yönetiminin de çağdaş devlet anlayışına uygun olarak düzenlenmesi gerekiyordu. Bu sebeple 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı ve son halife olan Abdülmecit Efendi ile beraber Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarıldı. Artık devletin modern bir şekil alması ve milletin çağdaş uygarlık seviyesine en kısa zamanda erişebilmesi için birçok inkılap yapıldı. Laik devlet prensibi kabul edilerek din ve devlet işleri kesin olarak birbirinden ayrıldı. Hukuk alanında şer'i mahkemeleri ve mecelle kaldırılarak Türk Medeni Kanunu ile beraber birçok yeni kanunlar kabul edildi. İlim ve kültür alanlarına önem verildi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurularak Türk tarihi ve Türk dili üzerinde çalışmalar yapıldı. Medreseler kapatılarak çağdaş kültürü benimseyen Cumhuriyet okulları açıldı, eğitim ve öğretimde laik ve milli bir yol takip edildi. Gazi Mustafa Kemal'in en önemli atılımlarından biri olan harf inkılabı yapılarak Arap harfleri terk edildi ve Latin harfleri esasına dayanan Türk alfabesine geçildi.
Üniversitede de büyük bir reform gerçekleştirilerek ona çağdaş bir görünüm kazandırıldı. Bu arada ihtiyaç duyulan çeşitli fakülteler ve kürsüler açıldı. Uluslararası takvim, saat, rakam ve ölçüler kabul edildi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Ardından ekonomiye el atan Mustafa Kemal Paşa, Türkiye'de ilk kez bir iktisat kongresi toplayarak memleketin ekonomik problemlerine çare bulmaya çalıştı. Zirai faaliyetler genişletildi, ticaret ve milli sanayi geliştirildi, sağlık alanında yenilikler yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Paşa, kurtuluştan sonra memleketi baştan başa dolaşarak halka inkılapların ve yeni Türk devletinin ideolojisini anlattı. 1934 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi özel bir kanunla kendisine Atatürk soyadını verirken, bu tarihten itibaren Mustafa Kemal Atatürk olarak anılmaya başlandı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için verdiği bu zorlu mücadelede yaşadığı stres, cephelerde geçirdiği uykusuz geceler, tükettiği içki ve sigara onun sağlığını günden güne bozmaya başladı. 1937 yılından itibaren ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı zorlukların sağlığına verdiği zarara daha fazla dayanamadı ve 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 9'u 5 geçe hayata veda etti.